Şimdi Putin ve Erdoğan görüşmesi. Orada Putin'in bir cümlesi var yine. Avrupa'da enerji krizi var. Putin bunu söylüyor. Avrupa enerji konusunda sallantılı bir dönem geçiriyor. Ama diyor Türkiye'ye güven de Türk akım var. Ne anlıyoruz bu cümleden? Şunu anlıyoruz yani Avrupa bana muhtaç bu konuda. Ama biz Türkiye'yle her türlü işimizi görürüz. Doğalgaz konusunda endişe etmenize gerek yok. Yeter ki hani benim istediğim yoldan mı olsun demek istiyor. Yani Türk akımını da işaret ediyor, onu vurguluyor. Tabii Almanya'da seçim oldu. Önemli. Merkel bunu destekliyor ve yeni hükümete de bu mesajı veriyor Putin. Putin eli kuvvetli şu an Avrupa Birliği üzerinde. Aslında Türkiye-Rusya görüşmesi, Putin-Erdoğan görüşmesini işte ilk reklam öncesinde Suriye üzerinden değerlendirdik. Burada muhtemelen pek çok başlık konuşuldu. Bunların Muhtemelen bu enerji de var içerisinde tabii bunun evet, içinde. enerji de var. Ki enerji şu an bütün dünyanın sorunu. Yani salgın oldu, doğalgaz stokları eridi, kullanıldı. Küresel ısınma dendi, işte rüzgar panelleri, güneş enerjisi oradan bir darbe yedi, çok fazla verimli alınamadı. Bu nedenle de elektrik üretemediler. Bu sefer doğalgaz stokları da eridiği için doğalgaza bir hücum oldu. Ne oldu? Doğalgaz fiyatları arttı. Rusya'da Ukrayna üzerinden doğalgazı vermek yerine Türk akım üzerinden dayatıyor. Dolayısıyla kısınca Ukrayna üzerinden gelen doğalgazı Avrupa şu an kara kara düşünüyor. Yani şu an çizilen manzara bu şekilde. Aslında enerjiye geçmeden önce şuna değinmem gerekiyor. Burada Türk-Rusya ilişkileri, buradaki liderlik görüşmesi birazcık daha böyle üçgenler içerisine değerlendirmek gerekiyor. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyareti öncesi ABD ziyareti vardı. Oradaki açıklamalar da en azından Amerikan makamlarıyla çok olumlu bir görüşmesinin geçmediğine dair bir söylemi vardı. Ve bunun ardından bir Rusya ziyareti gerçekleştirildi. Daha olumlu ve ılımlı bir görüşme geçmesi bekleniyordu. Hani ve yansıyan da belki çok derin bir görüşme gerçekleştirilmedi ama genel mutabakatta olumlu izlerin olduğu söyleniyor. İşte Kırım konusu işin içerisinde yok. Suriye'de belli alanlarda anlaşma var. Belli alanlarda hala bir gri noktalar, siyah noktalar, beyaz noktalar söz konusu. Enerji iki ülkenin aslında anlaşabildiği alanlardan bir tanesi. İşte Türk akımı anlaşması. Ancak şunu da unutmayalım tabii. Özellikle Azerbaycan gazının Türkiye'de giderek artmasıyla Rus gazının Türkiye'deki oranı giderek düşmeye başladı. Yaklaşık son 10 yıldır böyle bir süreç de yaşanıyor. Burada hem mesaj Türkiye'ye hem Avrupa'daki Almanya ile yapılan anlaşmalar, oradaki Kuzey Akım 2 anlaşmasına dair bir mesaj veriyor Putin. Avrupa'ya da alttan bir mesaj söz konusu. Buradaki görüşmenin bence temelinde o fotoğraf ve imaj çok önemliydi. Hem bunu Erdoğan vermek istedi, hem Putin vermek istedi. Burada da bazı detaylar var. Enerji noktasında bahsettiğiniz gibi Alman siyasetinde bir değişim yaşanacak. Ve belki Avrupa siyaset açısından enerji anlaşmaları noktasında Kuzey Akım 2 en temel noktalardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı çıkmasına Mesela şimdi rağmen. Almanya'da başbakan koltuğuna Olaf Scholz oturursa eğer Kuzey akımını, pardon Türk akımını Merkel'in desteklediği gibi desteklemeyebilir mi? Böyle bir şey. Mümkün ama daha önemlisi aslında Kuzey Akım 2 için ne diyecek? Bence daha önemli problem bu. Doğrudan Almanya'yı ilgilendiren bir nokta bu ve Rus-Alman ilişkilerini de çok farklı bir seviyeye taşıyan bir projeden bahsediyoruz. Avrupa enerji güvenliği açısından çok başka bir noktadan bahsediyoruz. ABD'nin karşı çıktı. Buna rağmen Alman siyasetinin üstünde titrediği bir proje ve Alman siyasetindeki bir değişim biz farklı bir projeyi veya iptali de gündeme getirebilir. Son noktalar, son angajmanlardan bahsediyoruz ama Putin'in mesajından hani Türkiye'deki enerjiden çok ben Avrupa'ya mesaj Türkiye'de olarak zaten bir algıladım. çeşitlilik var. Evet. Yani Amerika'dan, Katar'dan özellikle LNG, sıvı Evet. doğalgaz konusunda ciddi bir alternatifleri de var. Doğru. %55'ti eskiden Rusya'ya bağımlılık. Bu %30'lara kadar indi. Evet. Bu anlamda Türkiye'nin eli daha da rahat. Kaldı ki Türk akımı zaten hani Türkiye üzerinden de oranda Türkiye'nin avantajları var. Ya şunu söylemek gerekiyor tabii. Son 10 yılda Türkiye bu angajmanla birazcık daha çoğalttı, birazcık daha Uçak başardı bunu krizi sonrası çoğaltmayı. bunu yaptı. Hem Azerbaycan olsun, hem farklı ülkelerden olsun Rusya'ya bağımlılığı daha da azalttı. Yani bu önemli bir nokta. Hatta İran'a bağımlılığı da Evet, azalttı. Evet, İran'a doğru. bağımlılığını da azalttı. Burada şunu söylemek istiyorum açıkçası.
Tabii ki ABD ile bir problem olduğunda, o klasik manada işte bir denge politikası, acaba Rusya ile mi görüşme diyoruz. Genelde medyanın da öne çıkarttığı problem bu. Ancak Ruslar, Batı ile biz bir kriz yaşadığımızda Türkiye'nin elini daha da zayıflatmak için hamle gerçekleştiriyorlar. İşte Suriye'de biliyorsunuz birkaç bombalama oldu. İşte İdlib üzerinde işte uçakların kalktığını görüyoruz. Bir mesaj, masaya oturmadan önce Rusların genelde yaptığı işlerden bir tanesi. Türkiye'nin de Rusya'ya karşı kullanabileceği çok fazla şey var artık, done var. Bunların başında da Ukrayna yer alıyor aslında. Ukrayna'ya gelmişken o zaman, şimdi Soçi'de bu toplantı yapılırken aynı saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de bir başka masa kurulmuştu. O masanın bir ucunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar oturuyordu. Yanında Ukrayna Savunma Bakanı, arkalarında da Zelenski. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski. Zelenski'nin oradaki fotoğrafı da enteresan. O fotoğrafı da arkadaşlar, sevgili Ömer, ekrana getirebilirsek eğer. Bayraktar'ın iki ülke ilişkileri açısından yaptıkları çok değerli. Ukrayna'da çok önem verilen bir anlaşma. Biliyorsunuz daha önce 2017-2018'den itibaren bu anlaşmalar, görüşmeler gerçekleştirildi. Artık teslim edildi, bunları kullanmaya başladı Ukrayna. Bu anlaşmada oradaki onarım, işte belki karşılıklı işte ortak faaliyet noktasında bir anlaşma. Ve dediğim gibi aslında ben Türkiye'nin Ukrayna politikasını, biliyorsunuz birkaç hafta önce Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kırım'a dair bunun bir işgal olduğunu, bir ilhak olduğunu ve tanımadığını tekrar deklare etti. Hem de ABD ile sorun yaşadığı bir dönemde. Ben Türkiye'nin Kırım politikasını aslında Türkiye'nin bağımsız politikasının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada ABD ile sorun yaşasa bile, hani Rusya ile ilişki kurduğunda bundan taviz vermediğini ve inandığını, yani bu noktada Kırım konusundaki düşüncesinin en baştan itibaren 2013-2014 yıllarından itibaren çok net olduğunu ve bunda da bir sapma olmayacağını çok net bir göstergesiydi aslında. Türkiye'nin boş değil, bunu anlıyoruz. Kesinlikle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.